Bir kadın tecavüze uğrasa bunu ispatlaması için 4 şahit bulması mı gerekiyor? Böyle bir şey imkansız gibi bir şey. Peki böyle bir durumla karşılaşan kadının ne yapması gerekir İslam'a göre? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre baktığımız zaman bir kadının zina ettiği iddiasında bulunan kişilerin 4 tane şahit getirmesi gerekiyor. Yani iddia eden bir davacı oluyor, bir de 4 şahit 5 kişi olmuş oluyor. 4 tane görgü şahidi, yani güvenilir görgü şahidi bu kadının zina ettiğini söylerse ondan sonra ona 100 celde cezası yani 100 kere vücuduna vurulma cezası veriliyor. Ama bu 4 şahit şartı erkeklerin zina iddiasında yok Kur'an-ı Kerim'de. Mesela kadınlarla ilgili olan şahit şartı Nisa suresinin 15-16. ayette, 15. ayetinde var. Ondan sonra Nur suresinin 4. ayetinde ve 6. ayetinde var. Ve yine Nur oranın devamı iftira ile ilgili olan ayetlerde var. Levla ye'tu bi erbaati şehada levla ca'u bi erbaati şehada diye şey yapıyor Allah Teala 13. Ayşe validemize ayet. yapılan şeyde 13. Ama erkeklerin zina ettiği iddiası ile ilgili ayetlerde şahit şartı yok. Onlar bilirkişi raporuyla da tespit edilebilir. Onun örneği de Yusuf suresindedir. Mesela işte Yusuf Aleyhisselam'a zina ettiği yani böyle bir şeyde kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu söylemişti o vezirin hanımı adının Züleyha olduğu şey, tefsir kitaplarında yazılan o şeyiz. Orada ne yapılmıştı? Bir bilir kişi şeyine o bilir kişiye başvurulmuştu. O bilir kişi ne demişti? Yusuf suresi ve şehide şahidun Min min ehliha. Yani ehliha. bu konunun uzmanı olan birisi şahitlikte bulunuyor. Ne demek? Yani o kadar güzel bir tespit yapıyor ki sanki olayı görmüş gibi şey yapıyor. Gördüğü yok. Ondan sonra ne diyor orada? İnkâne kamîsuhu Gudde min kubulin fesadakat ve huve min tabii. el-kâzibîn. Eğer bak çünkü şeyin bir gömleği var ki yani bugün entari dediğimiz yani ayaklara kadar uzanıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf eğer Aleyhisselam'ın önden eğer yırtılmışsa Yusuf Aleyhisselam şeye Züleyha'ya tecavüz etmek istese Züleyha onun şeyini ön taraftan çeker elbisesini ki yapamazsın. Onun için diyor bir bakın bakalım elbisede çünkü bir yırtılma izi var, bir sökülme izi var. Önden çekilmişse Züleyha haklıdır. Yusuf yalan söylüyor. yalan söylüyor. Yalan söylüyorsa ne demek? Tecavüz etmeye yeltenmiş Yeltenmiştir. demektir. Ama o Ama inkâne eğer kamîsuhu ve gudde min inkâne dubur kamîsuhu gudde min dübirin eğer arkadan bu arkadan yırtılmışsa yırtılmışsa fekezebet ve o minas sadık. kadın yalancı Yusuf doğru Yusuf söylüyor. doğrudur. Çünkü niye? Kadından kaçarken kadın arkasından çekiyor. Bu bir kişi raporudur. Bir şahit istenmiyor burada. O zaman sonra bakıyorlar ki Felemma ra'a kamîsuhu gudde min dubur. Arkadan bakıyorlar ki yırtılmış. arkadan yırtılmış. O zaman öyleyse Yusuf kadının masum. haksız olduğu ortaya çıkıyor. Kadının Yusuf'a iftira attığı ortaya çıkıyor. O ortaya çıkınca ne dönüyor? Kâle innehu min keydikunne. Bu sizin bir oyununuz diyor kocası. Sizin oyununuz büyüktür diyor. Ve şeye de diyor ki Yusuf bu işten Vazgeç. vazgeç diyor. Arkasına düşme. Kadına da diyor ki günahından dolayı Allah'tan istiğfar et, tevbe et diyor. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bir kadının zina ettiği iddiasında bulunanların 4 şahit getirmesi gerekir. Erkekle ilgili böyle bir şart yok. Fakat mezhepler aynı şartı erkeğe de koymuşlar. Hatta bir kadın tecavüze uğrasa mahkemeye gelse dese ki işte ben şu adam bana tecavüz etti. O kadından ispat için 4 tane şahit istenir. Öyle bir kadının onu yapması imkansızdır. Zaten kadın tecavüze uğrarken öyle ona bakıp da duran insanların da şahitliği kabul edilemez. Onu niye engel olmadınız? Ama şimdi maalesef mezheplerde bu var. Çünkü ilgili ayetler hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Yani bu zina suçunda çok
çok büyük yanlışlarda ittifak vardır mezhepler arasında. Onlardan bir tanesi de budur. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in koyduğu prensiplere göre bu kadın gelir şikayet ederse bir bilirkişi raporuyla durum tespiti yapılabilir. Yani şahit bulması gerekmez. Kadının şahit bulması gerekmez. Evet. Ama kadının zina ettiğini iddia edenler olursa onlar mutlaka şahit getirecekler. Çünkü Allah-u Teala kadınları çok ciddi manada korumuştur yani Kur'an-ı Kerim'de. Adı çıkmaması için adının çıkmaması. Çünkü kadının adı çıkarsa artık onun etrafında kötü niyetli insanlar onu acayip bir şekilde rahatsız ederler. Evet. Evet.